Arkadaşlar tabii ki her masterclass olduğu gibi bu masterclass'ında bir ödül olacak. Ya ben açıklayabiliyorum. Sen açıkla abi, buyur. Şimdi gençler, biliyorsunuz ki son dönemli gerçekten çok moda olmaya başladı Türkiye'de. Aslında Fransa en klasik pastanelerinden biri kruvasan var. Bir sonraki hafta benim pastanede Fransa'dan çok ünlü bir şef geliyor. Kruvasan eğitimi vermek için benim gibi. Bugünkü kazanan kişi bu kruvasan eğitim almak için bir kişi benim ekiple birlikte orada Fransa şefinden eğitim alacak. İnanıyorum ki siz de çok mutlu olur. Çünkü gerçekten çok çok özel bir şef yani. Ve inanılmaz bir eğitim olacak. Sadece kruvasan değil de bütün tam böyle bir milföy hamurdan başlayarak. İnanıyorum ki size inanılmaz faydası olabilir yani. İnşallah kazancı bu masterclass'dan faydası olsun. Bravo şef. Şimdi ne oynuyoruz sizi açıklıyorum. Bugünkü sizi yaptığım işkembe yani trippa alla romana yani böyle bir domates soslu işkembe sizde birebir aynı tarif istiyoruz. Ben tabii ki de sizi yardım edeceğim yani. Biz işkembe temizledi ve haşlandı. Tam böyle bir temiz halinde ve haşlanmış halinde. Soğan sarımsak, domates havuç, biber, parmesan. Parmesan sadece üstünde rendeleyeceğiz yani içinde girmez. Salça ve defne yaprağı. Orada aynı bir şekilde kavuracaksınız. Kavurduktan sonra su ile kaynatacaksınız ve bizi tadına bakacağız. Aranızda 12 kişi seçeceğiz de ikinci etabı oynamak için. Bu işkembe yapmak için süreniz 45 dakika. Başlatalım mı? Başlayalım. Evet, hadi başlayalım o zaman. Parmigiano Reggiano. La Görkem, havuç vardı ya havuç. Havuç kök, doğradı bu değildi değil mi? Bence buydu. Metin abi? Metin abi. Tamam. Baksana. Abi havuç kök kök doğradı bu muydu kök, değil kök, mi? Kök buydu. Buydu değil mi? Buydu buydu kanka. O şeydeydi, ragudaydı. Senin dediğin. Oğlum yanlış gidiyor o zaman ya. İsmi ne? Çağatay. 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 Kanka havuç doğradı. Havuç doğradığı bu değil miydi ki? Ben gördüğüm gibi yapıyorum kanka. Hepsi suvide püreydi. Ben de o yüzden püre çektim hepsini. Hepsi suviden püreydi içindeki. Dedi ya normalde girmiyoruz diye. Ne? O yüzden dedi ya normalde girmiyoruz. Sanki arabiyata için olan. Hayır o içinde. Ragu içinde o. Hayır ya. İşkembeyi istiyor kanka. İşkembe de hepsi küp küp. Evet. Ya of. Normal su. Havuç bir tane fazla var istiyorsan vereyim. Çağatay. Ben de verebilirim. Havucum var. Ne? Fine burnu as mı Tolga? Burnu as, burnu as. Bak böyle kanka.
Ya şekillerine çok önemli değildi abi. Tamam, okey. Benim aklım ona gitti ya. Ödül benim için çok, benim çok işime yarayacak bir şey. Yapmayı biliyorum ama Fransız bir şeften daha önce ders almamıştım. Pastacılık dersi aldım ama kruvasan, özel olarak kruvasan dersi almamıştım. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Şu anda doğramalarımı yapıyorum birazdan. Tüm malzemeye gireceğim. Şu an her şey güzel gidiyor. Şeflerime güzel bir işkembe çorbası yolda. Ödül mükemmel bir ödül. Her zaman böyle bir ödül şu an başımıza denk gelmez. O yüzden almak istiyorum. Elimden geleni yapacağım bakalım. İnşallah şefler beğenir. Sakatat benim bugüne kadar artık yani beklediğim bir üründü. Üçüncü turda da sakatat bana denk gelmemişti. Bugün inşallah en lezzetli yemeği yapıp bir üst tura çıkacağım. Hazırlıklarım çok güzel gidiyor. Zaten çok iyi çalışıp gelmiştim. O yüzden umarım bugün ben çıkarım. Mizan plasımı hazırladım. Ödül de gayet güzel bu haftaki. Sakatat çok iyi bir olduğum nokta. Zaten ana kadroya da sakatattan çıkmıştım. Daha özel bir şey ifade ediyor benim için. Bugün de o ödülü kazanmak istiyorum. Bakalım. Sebzelerimi doğradım. Birazdan işkembelerimi kavurmaya başlayacağım. Ödül güzel bir ödül. Ben de o şefle beraber, onun misafirle organizasyonuna gidecek kazanan kişi. Ben de kazanmak istiyorum. İşkembe yaptığım için çok mutluyum. Danilo Şef'in yemeğini de yaptığım için ekstra mutluyum. Ufak detayları hatırlıyorum. Hepsini not almıştım. Kapya biberler büyük büyüktü. Biberleri büyük büyük gözüküyordu. Ödül ayrıca harika. Bu ödül için değil işkembe yapmak, danaya girelim. Atike deseler şu an danayı bile parçalayabilirim. Hazırlıklarım güzel. Düdüklü de biraz daha pişireceğim. Bence yumuşaması için biraz daha düdüklü gerekli. Yapacağıma da inanıyorum. Şu an mizamplasımı attım komple. Şu an başladım artık. Birazdan işkembeye tencereye gireceğim. Zaten daha önceden sevdiğim bir ürün. Fazlasıyla işlediğim bir ürün. Bugün farklı bir işkembe sunacağım. Lezzetiyle şeyle ön plana geçecek. İnanıyorum kendime. Bugün o ilkokul ikinci etapa geçeceğim inşallah. Ödül güzel. Daha önce kruvasan eğitimi almıştım. Ayrıca Milfey Amur'a eğitimi almıştım. Benim için bir tekrar olacak. Ve güzel bir şeften bunları tekrardan şey yapmam. Benim için gerçekten inanılmaz bir fırsat. Bunu iyi şekilde değerlendireceğim. Sakatat çok ilgi alanım olmasa da ödül beni heyecanlandırdı. O yüzden sakatatın hakkını vereceğim. Sebzelerini hazırladım. Burada soteliyorum. Burada da işkembemi kaynatıyorum. Birazdan zaman yaklaşınca onun içine alıp buraya başlanınca yani daha da yumuşayınca yemeğin içine katacağım ve servis edeceğim. Hazırlıklarım şu an çok iyi gidiyor. İş,
İşkembem biraz daha haşlanıyor. Sanırım biraz sert kalmış. Onu biraz daha haşlıyorum. Sebzelerimi soteliyorum. Şefin yaptıklarını güzel takip ettim. Güzel şeyler çıkartacağım. Güzel gidiyor. Şefi izledim. Önce yanlış yemeği hatırlamışım. Onu yaptım ama sonra sağ olsun arkadaşlarım uyardı. Her şeyi atmak üzereyim, bitmek üzere. İyi gidiyor yolda, bir sıkıntı yok. Bu şekilde. Ya ben bayılıyorum zaten hamur işlerine, biliyorsunuz ki. O yüzden ödül benim için muazzam. Almak için elimden geleni yapıyorum. Kruvasan eğitimi, milföy eğitimi. Zaten az çok biliyordum ama bunu usta birliğinden öğrenmek çok daha güzel bir şey benim için. Umarım alacağım bakalım. Ne yanlış yaptın? Neyi yanlış yaptın? Domatesi katmadım. Hiç söylemiyorsun abla. Kim, görmüyorum ki ben seni Kaan. Şaka yapıyorum ya. İşkembenin hazırlıkları mükemmel. Ödül de mükemmel. Yani kariyerimiz için çok lazım bir şey zaten. Ben aşçılık üzerine ilerliyorum. Bir de kruvasan eğitimim olsa güzel olur. Ben severim böyle şeyleri. Bir sonraki tura geçeceğiz. Yahni bizim işimiz. İşkembe de sevdiğim bir ürün. Her şeyim hazır. Sadece pişireceğim o kadar. Ödül çok iyi, çok değerli. Her şey yolunda. Şu an artık dinlendirme zamanı. Yavaş yavaş pişirme zamanı. Ödül benim ihtiyacım olduğu bir ödül. Pastane anlamında. İnşallah ödülü alacağım. Güzel gidiyor şu an için. Çok erken başladım. Yahni gibi yapıyorum şu an. Zaten sabah şef de öyle söylemişti. Ödülü almak istiyorum. Güzel bir ödül. Her şefin pastane bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah ben alırım. Yarışmacılara da bol şans diliyorum. Neden içeride açlıyorsun ki? İyice yumuşasın diye. Ama aroması gider. Neyin aroması gidecek? Ha? Neyin aroması gidecek? Zaten amaç da... Tek tencere. Tencere sence daha mantıklı olmaz mı? Tabii daha çünkü mantıklı. Hem ama... domates sosuyla beraber kaynayacak hem aroması içerisine geçecek. Ben öyle yap. Ben öyle yaptım bilmiyorum. Yani çünkü evet. Daha önce çok yaptığım ürün. Sana da söyleyeyim. Niye açlıyorsun? Salça koydun mu? Evet. Ben de koydum. İyice yumuşasın diye. Ama yumuşak baktı mı tadına? Yok bakmadım. İşte. Şimdi alacağım 20. Şimdi şöyle ben ne yaptım? Her şeyi bir tek taneyle de bitirdim. Domates sosunun içerisine yaptığım şeyin içerisinde hem kaynatıyorum hem özleştiriyorum. Şimdi alacağım tüm malzeme sesi. Bilmiyorum. Ya sen bilirsin de. Sen yapıyorsan doğrudur. Şimdi alacağım biraz. Yok canım. Ben ne biliyorum. Ben mantığımı konuşturdum. Öyle yaptım. Daha lezzetli. İşkembeyi daha rahat alabilmek için. Bunu ona ekle, aromasını versin ona. Geç kaldın. Yok ya, daha var. Yani bunun aroması anladım geçsin. Anladım demek istediğini. Hocam bu şeyin zarı var değil mi? Neyi? Bunun işkembenin. Her işkembe farklıdır. Yani sen kendin bakman lazım. Kalın olan. Zarı var mı yok mu? Yok benimkinde yoktu. Zarı yok değil mi?
Bunun zarı falan yok. Öyle bir şey yok. Şimdi temizlerken bir tarafı, iç tarafı şey olur böyle, lekedi tarzı böyle hani. Hafif yağlı hani gibi. Hani bunu çitelerler, anladın mı? O şeyi çıkartırlar zaten zarı. Direkt kalır şeyden. Kendisi kalır. Biraz şu şey, zar değil değil mi? Yağsı. O içi. Yağsı değil şeyle mi? Şeyle değil mi? İçi kare kare. Şey hayır, içi değil şey bak, evet, şurası. Ha. O sert yeri. Zar değil değil mi o? Yok. Vural. Vural. Şurası duruyor. Abi orası duruyor bak şimdi. Şurası. Şöyle söyleyeyim sana. Şurası. Bak burası dışı. Burası soyuluyor mu? Aha, orayı alacağım. Burayı alacağım. Şey bak, şurası içi oluyor abi. Tamam, bu duruyor. Pis oluyor zaten. Bu çıkıyor mu? Yok çıkmıyor, bu duruyor. Tamam, burası bu dışı. Bu alınmıyor aslında ama sen bilirsin. Bir bak çıkart, dene tadına bak. Öyle mi diyorsun? Evet. Evet gençler, mis kokula da geliyor bakalım ne durumda Serpo. Şef oldu, biraz kısık ateşte. Yapıyorsun bu işi. Dökme yapra, dikkat edin ha. Fazla içinde bıraktığı sürecin de acı yapar yani. O bir süre var yani. Denge bulun. Barış. Finish. Finish. Barış, sen şimdi kadar bir tane final oyunu oynadın mı? Bir tane oynadım. İlk son üçe kaldım şef. Çökertme. Sen Atike. Ne şefim? Masikası sonu. Oynayamadım şefim ya. Sen niye eldiven kullanıyorsun? Çünkü çok seviyorum işkembeyi. Dokunmaya kıyamıyorum. Ya bir kır, bir kır. Al bu güzel işkembe. He? Hayır. Büşra sen niye eldiven, çok sıcak. Maşa, uzak olsun. İstersen sana bir sopa verin ki öyle ki öyle dokunursun. Yok, sıcak şefim o yüzden. Tadına tamam. Bakacağım. Bir de? Bir püf noktanız var. Şu an hiç kimse yapmıyor. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. İyi bir öğrencisin sen okulda. Evet. En çalışkanı bendim ama sonradan sonra değiştim. Ben de değiştim. Mutlaka Murat da. Sen okul nasıl? Senin ismi ne? Pacella senin. Kötü şef. Ben okul değil de ben meslek 13 yaşından beri olduğum için hep aktif olarak okul olarak okul şeydi ama akademi dereceyle bitirdim. İkinci olarak bitirdim. Bravo. Bak işte. Orada biraz iyiydim. Şey anlamda. Yani seviyordum o iyi bir öğrenciyse İyi bir öğrenci. İyi yani. İlgi alanında iyi bir öğrenci. Seviyordu yani. Evet. Süper. Nasılsın şefim? Tolga var ya bomba gibi. İyi ben de. Tabağı bile sizin restorana benzer seçtim. Bravo. Metin, durumu ne diyeyim? Gayet iyi şef. Süper. Nasıl geçti? Çok iyi şef. Travma yaşamadı inşallah. Yok yok. Dokundu ama gayet güzel görünüyor. Tadına da baktım. Gördün mü Atike dokunmuyor. Niye? Böyle. Atike niye dokunmuyorsun? Atike böyle dokunuyor işkembe bak. Tadına bak tadına. Nasıl olmuş? Al. Hadi bir dakika bir dur. Benim de geleyim ya. Hadi gel. Bir şef ve tadına bakılmaz mı Atike? Bakar şefim. Sen pasta şefi değil misin? Hı hı. Eti mi Fransa şef tanırmaz. Zaten o yüzden elliyorum şu anda. Oo. Hadi bir görelim. Yaparsın. Titriyor ya. Yaparsın artık. Hiçbir şey yok. Çok kaynak ama. Biraz da beklesem mi? Hiç düşünme. Hatta sıcak konusun ki çok tadına gelmez. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Dilini... Yanar ya, yanar ya. Dilini yaksın hissetme. Şefim,
kritik bir yerdeyiz Barış. Yaparsın Atike, ben sana inanıyorum. Sen kadın gibi kadınsın. Sen var. Sen neleri başarmadın? Bunu da başarabilirsin. Hadi, bravo. Evet. Nasıl? Tuzu az. Bravo Atike. Hadi gel kan, sıra sende. Bunu yanımıza gelince yapalım mı? Bitirelim abi ya. Tamam. Ama bunu yapmak için tam son dakika bekleyin ya. Tamam. Yoksa o yüzden bekliyorum. Evet. Tamam. Evet. O kadar güzel yaptın ki. Kan, Atike de bile yaptıysa, bak çok mutlu hala. Abi bu ne abi? Abi kaşık ya oğlum. Abi kaşık ya. Yemin ediyorum. Ben de bile o kadar az yemiyorum. Al. Oh, bravo. Vay kan, vay. Oh, bu Somer Şef için. Söyle ya, yüksek sesle. Bu Somer Şef için. Aynısını yapıyor. Kırıldı. Ön yargı duvarları yıkıldı. Ama nasıl? Hadi ciddi söyle bak. Çünkü bu usulü biraz tadına basıyor yani. Daha seveyim. Yapısını sevmiyorum ya. Abi niye o kadar çiğniyorsun? Demek ki pişmeye de o kadar çiğnerse. Çok güzel. Atike geliyorum. Böyle böyle atlatacaksınız bu işleri. Atike. Bunların hepsi sizin beyninizde. Böyle bir sıkıntı yok aslında. Gel Atike hadi. Güzel bir kaşık tadına bakalım şef olarak. Demin baktım çok güzeldi. Tuzu baktın. Da eksikti. Tuzunu da koydum. O zaman bir bak şimdi tuzu yoldu mu? Bir vardır bir şey. İyi bir şef. Yaptığı bir çorba kaşık var mı Barış? Çorba. Geldi şefim var. Keşke Kıvanç'a da işkembe çorbası yaptıraydık. Şef yaparım. Şefim. Ama çok sever. Tadına nasıl bakıyorsun? Bakıyorum şef. Bakmak zorundayım. Nasıl mutlu. Değil mi? Nasıl servis edeceğim? Kereviz şöyle? Sapı az, domatesi bol, soğan, sarımsaklar dişe gelir. Bir görelim. Şöyle alayım ben, işkembeler nasıl? Size kalsın. Yok işkembe yok ki. Yok ama, olmaz. İşkembe arkandan kaşığa ağlar. Kaşığa gelmiyor arkandan ya. Arkandan ağlar. küçük parça mı arıyorsun? Bu çok güzel, şu çok güzel. Çok şefim onları size ayırdım ben büyük çok güzel yiyin diye. Altında kısım, tamam. Kocaman aç. Kocaman aç. Gel ver. Ay döküldü. Daha büyük. Yemesek mi? Bu bir işaret. Geliyor. Banglara gidiyor. Aferin. Güzel. Çin. Güzelce. Galiba burada çift tadım var yalnız. Hayır. Çin. Anlamaz tadını. Güzel. He, nasıl? Efsane mi? Çok. Yakıyor. Öyle yersen yakar. Sırada Çatay var Somer Şef'i. Geliyor ben yedim Çatay, bir şef. Gelin. Gelin de ben heyecanlandırmam sizi şef. Ben yedim şef, zaten. Şef ben de sevmiyorum. Ben tadına baktım zaten. Pişirdiğim ürünün tadına. Yemeğini yemek için ben de sevmem. Şef ben de sevmiyorum. Ben pişirdiğim ürünün tadına bakıyorum şef zaten. Ya. Bakıyor musun? Aynen. Sıkıntı yok yani. Kocaman. Güzel değil mi şu ya? Ya, çok güzel yapmışım bu, değil mi? Ne güzel değil. Çorba. Şef ben de sevmiyorum. Şef çorba olduğu zaman çok buram kokuyor ya. Aman İtalyan olunca da güzel oluyor ha. İtalyan ya güzeldir. Burak aman çifti tadına yapma. Büşra'ya gidip Büşra'ya. Bizim çorbamızı beğenmeyenler ben yedim şefim. İtalyan olunca yedim. Çok güzel olmuş. Büşra'ya yemiyor. Büşra'yı unuttuk. Büşra unuttuk ya. Baktım sana. Bir güzel bir çorba kaşık aralarında Büşra için. Şefim kereviz sapı yedim az önce lütfen. Kereviz. Ardından. Bravo Büşra hadi. Güzel bir kaşık çorba kaşık var mı? Şurada tadım var fazla. Bönkör Tolga. Roket geliyor. Kocaman aç. Aferin. Nasıl? Aferin, bak roket. Bir dakika. Bence bugünlük karar vermek için misafir jüri olarak
Kaan da alalım yanımıza. Kaan, Atike. Evet, bugün yemeklerin tadına Kaan ve Atike bakıyor. Misafir jürisiniz. 18 kişi. 30 saniye. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, bitti. Temiz değil. Vural, sebze suyu yaptın mı sen? Zeytinyağı döktün mü? Bir sıfır öndeyiz. Lezzetli bir şey istediler sana. Yani ne istediler? Onun standardı yok bunun. Yapın dedi yani. Öyle bir standarda bağlama bence hiç. Boş ver. Evet şefim, şimdi ben herkese ellerine sağlık öncelikle. Kriterleri anlatacağız. Evet. Tabii ki de biz de bu işkembe aşladı ve pişirdi yani. Ama yine bir pişirme derecesi kontrol edeceğiz yani. Tabii. Çünkü bir küçük... Yumuşak olması. Evet, bir küçük yine marjin bıraktık yani. Sonra Araması. Armalamışmış mı? Helmelenmiş. Helmelenmemiş. Helmelenmiş. Helmelenmiş. Yollaşmış mı? Ve bütün lezzetler de harmanlandı mı? Harmanlandı mı? Amarlandı mı? Harmanlandı mı? Amarlandı mı? Tamam, harmanlandılar ya. Evet. en önemli kriterleri budur şefim. Tabii ki de herkesten üstünde tam Roma usulü gibidir parmesan istedik. Ama herkese koydu zaten düşünüyorum. Buyurun şefim. Bakalım Gamze. Sakatat da iyi de. Sakatat da uzmanı. Bakalım İtalyan sakatında... Sakatatında nasıl? En üstünde şef eridi. Koydum. Çok kavurdum. Şefimiz öyle demişti. Özellikle çok kavrulacak. Yemeğin dibi yani. İyice kavrulması gerekiyor. Bunu yedin mi? Yedim şef. Tadına baktım.
Memnun musun? Çok memnunum şefim. Vallahi. Vallahi. Ama sen? Aslında. Helmelenmiş diyor. Bakın şefim, kararı siz verin. Kerevizin liflerini bile aldım. Kerevizin lifleri. Şef. Onları bile aldım şef. Sen yemiyor muydun? Ben yedim, çok güzel olmuş. Memnun musun? Memnunum şef. Güzel oldu. Limon falan koyun demedin değil mi Danla şef? Demedim şef. Ne terlemişsin oğlum? Helmelendi ve tabak ısıtıldı. Sıcaktır hala. Tamam şefim, ben tamam. Siz buyurun. Bakalım. Seni ben aldım Pikachu. Memnun kalacağınıza eminim şef. Bunda garip bir tat var ya. İçerisinde havuç, kereviz. Aldın mı? Garip mi? Yok mu? Kaan yandın. Ben sana söyleyeyim, yandın. Tabağın hepsini yedirecek. Bir şey var içinde, ne var anlayamadım. Hayır, 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 hayır. Onun hepsini anladım. Alamayabilirim. Alırsın, alırsın. Alır mıyım? Alırsın. Bravo Kaan. Sana da geldi mi? Evet, mutlaka yarın Kaan bizimle birlikte olamayacak'a göre. Geçmiş olsun Kaan şimdi. Yıllardır yemeyeceğim İşken Bey'i tek seferde yedim. Olmuş mu? Dediğiniz gibi çok güzel olmuş şef. Ne güzel. Aferin Kaan. Atike, ne haber? Nasıl olması lazım bunun? Sarımsaklarının dişe gelir, kapya biberlerinin büyük, üstüne parmesan, zeytinyağı, yumuşak şeyleri beraber özleşmiş. Ağzınıza layık sizin. Vallahi bizim yemeklerden sonra en sevdiğim şey yemeklerinden biri bu. Baktın mı tadına? Baktım evet şefim. İki kere yedim. Çok güzel olmuş bence. Bir şey eksik bunun. Neyi eksik? Bir bak bak. Ama siz şefsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben daha iyi bilirim zaten ama sen biliyor musun diye bakmak istiyorum. Ye ye. Ye. Vallahi alırım kepçe ya. Evet. Evet. Neyi eksik? Hakikaten bir şey eksik bu arada. Tek de böyle. Çiğne anlarsın bak ne eksik. O yemek bitecek Atike. Geçmiş olsun. Oldu mu? Bravo. Bravo. Bravo Atike. Bravo Atike. Bravo. Geçiyor, geçiyor. Sen zaten bütün tencereyi yedin. Şeyim çok güzel olmuş. Allah Allah.
Millete yedirmeye çalışıyoruz, sen de yedirmemeye çalışıyoruz. Oğlum yeme bize de bırak diye. Biliyor musun bu yemeği peki? Yaptım daha önce. Hayır, ilk defa yaptım. Bu ne oğlum, ekstra sos mu yaptın? Evet şef, boşta kaldık. Bir sos denedim ya, sirkeli falan. Oğlum işkembe çorbası mı? Şef denedim öyle boş, 20 dakikamız var dedim bir sos deneyeyim dedim. Yarabbim ya. Hiç denemediğim bir sosu denedim öyle. Denedin mi bu yemeği daha önce? Denedim. Bu tarz bir şey yapmıştım. Ama böyle parmesan falan koymadık tabii. Çorba olmuş mu? Şef, haşlana böyle işkembelerden almış. İşkembeleri bir yumuşaklan. Nasıl oldu Görkem? Güzel oldu şef. Gayet yumuşak. İşkembe zaten bayağı şey olmuş. Yani iyi durumdaydı. Pişkinliği olarak. Biz de son noktaya koyduk. Kaç dakika tuttun sen bunu? 35. Şefim bitirdi mi? Buyurun. Okay. Oo, ilk sıra bende. Hadi bakalım Serpilay. Kıvamı güzeldir. Parmesan biraz cimrilik yaptı ha. Ya şef çok tuzluydu tadına baktım. Biraz korktum açıkçası. Kaşık katma da. Evet. Havaya ben girdi. Ben de kötümün diye. İyisini düşünmüyorum. Evet. Evet şef. Şefim biliyor musunuz? Benim ilkokulda lakabım İtalyan'dı. İtalyanlara benzetirler. Akrabat mı var? Yok yok. İtalyanlara benzetiyorlar. Zaten abi Türk ve İtalyan çok fazla farkı yok ha. Beni bak, Mehmet bak. Kardeş olabiliyoruz yani. Mehmet şef de İtalyanlara benziyor. Benziyor. Bolu ve İtalyanlar da en yakın. Sivas ve Bolulu. Dediğiniz gibi bol sarımsaklı yaptım şey. O da yardım ediyor abi ha. Baba yapıyor mu sakatatları? Yapıyor. Babam işkembe hastasıdır. Öyle mi? Restoranda da var mı? Orada restoranda sadece çorba var şef. Çorba. Şefim sebze suyu yaptım ayrı bir yerde. Ondan sonra güzelce çektire çektire yavaş yavaş pişirdim. Ekstradan üstüne parmesan ve zeytinyağı koydum. Afiyet olsun. Domates sosu da yaptım. Evet, son iki. Herkes arkada yedirdi. Bakalım, Büşra. Üzerine zeytinyağı da gezdirdim şefim. Parmesan. Bizim şefim. Buru. Sebze şey bu ekme eşit yapmak istedim. Zeytinyağında güzel şey yaptım. Tamam birisi tekliyle tek şey yaptım. Pişirdim sosta. Şey abi yani sos bitince hani ilave su ekleyerek. Tamam. Soğanları biraz da şey.
Şey dedim, hepsini dengeli yapmak istedim, sebzeyle işkembe boyutunu. Sorduk size, demiştiniz ya şefim, hani de istediğiniz şekilde kesebilirsiniz, şey yapabilirsiniz diye. Tamamıyla özveri çalıştım. İstediği şekilde kırabilirsiniz ama yani bir yerken uyumludur. Uyumlu şef, evet. Evet arkadaşlar, bir sonraki tura geçen arkadaşlarımızı açıklıyorum. Gamze. Çağatay. Yağız. Kıvanç. Yani seninkinde ben biraz suyu az buldum. Danilo Şef'le görüştüm. Yapma tekniğin doğruymuş. Mutlaka şey, seçtiği güveçten. Şef, belki seçtiğim şeyle alakalıdır. Aynen öyle. Seçmeyin. Dedi. Yani bak şimdi açıklamasa ben almam seni. Tamam şef. Çünkü bana verdiği notalarla seninki uymuyor. Tamam, dikkat ederim şef. Tolga yoğun dedi, helmelenmiş dedi. Seninkisi o yoğunluk ve helmelikte değil diğerlerine göre. Metin sen de ben taneyi az buldum. Anladım şef. Yani diğer şeylerin bir de yani o helmelenmiş mantığında su bu kadar fazla olmamalı. Metin ve Tolga'yı yukarıya alıyoruz. Evet, benim bir sonraki tura yollamak istediğim arkadaşlar. Burak, testere Burak tabii ki. Tayfun. Eline sağlık, eyvallah. Ayaz. Kaan. Atike, şakası bir tarafa, neyi eksik seninkinin? Kereviz sapını az koydum, domatesini bol koydum, sarımsak dişe gelir oldu. Kapya biberleri Danilo Şef'in kestiği gibi şey yumuşak, karıştırdım, zeytinyağı parmesanı. Tuz? Koydum ki. Hiç tuz gelmedi. Vallahi hiç tuz gelmedi. Ki çok önemli bu arada. Evet. Çünkü tuzsuz işkembe. Görkem seninki de birleşmemiş geldi, çok yumuşak yani. Bir beraber böyle uzun uzun pişmenin mi yumuşaklığı vardır? Ama seninki sanki böyle iyi pişmemiş yumuşaklığına geldi. İyi birleşmiş gelmedi. Bir de baharatları yani acısı çok az geldi. Bunda birazcık acı ister. Biraz biber ister yani. Biberden geliyor yani. Evet, o az geldi. O yüzden ikinizi yukarıya alıyoruz. Atike, çilen bitti. Evet, herkes ellerine sağlık. Benim seçtiğim tabakları... Serpilay. Bravo Sarko. Barış. Büşra. Burak Kaya. Burak, o soğan orada hiç yakışmadı. Zaten en yerken çirkin görünüyor ama özellikle görüntü önemli değildir açıkçası ya. Azına biraz da şey rahatsız ediyor yani. Tamam, İstediğiniz şey. Gibi tabii ki de sebze kesebiliyordunuz yani. Ama yani yoksa güzel yaptı. Fatma Nur, seninki aslında problemde sosa ve işkembe armamlamaş mı? Helmelenmemiş. Helmelenmemiş yani. Harmanlaşmış mı peki? O da değildir. Nasıl? İşte sanki ayrı gibi duruyor. Harmanlaşmış mı? Harmanlaştırmamıştı yani. Aldın mı yani şeyini? Bir şeyler öğrenmiştim. Şefim, o kadar da beraber kavurdum. O kadar çektire çektire sebze suyu bile yaptım ayrıyetten. Geçmiş olsun canım benim. Çok teşekkür ederim. Sizi yukarıda alalım. Evet arkadaşlar, biraz sonra görüşürüz.